Efendim Sözler programından herkese iyi akşamlar diliyorum. Geçtiğimiz günlerde tarım, hayvancılık ve teknoloji gerçekleşti. Yaklaşık 40 bin kişi, 40 bin firma bu fuarda yer aldı. İşte bununla ilgili bu akşam Söz Hakkı programında Tarım ve Hayvancılık Afyonkarahisar İl Müdürü Sayın Hüseyin Arap'teyiz. Hem geçtiğimiz hem fuarı değerlendireceğiz. Hem bundan sonra Sayın Arap'ın daha fuarda gerçekleştirmek istiyoruz dedik. İşte bunları konuşacağız Sayın Sercan Dilek Kaş hanımefendiyle. Müdürüm, öncelikli olarak hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Sanırım yalnız söylemediğim 40 bine yakın bir katılımcı katıl Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı'na. Evet, doğru. İsterseniz buradan başlayalım. Nasıl bir fuardı? Afyonkarahisar için, bölge için faydaları, çiftçilerimiz için gibi faydaları vardı. Buradan gelelim istiyorum. Şimdi ikincisi düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı geçen sene özen daha geniş alanda gerçekleşti. Geçen sene 26 bin civarında bir katılımcı oldu. Bu sadece profesyonel anda ziyaret, oradan falan isteyenler. Onun için gezmek için kişiler gitmiş. Ama bu seneki rakam 40 bin. 40 bin civarında geçen seneye nazaran daha ilgi geniş olduğunu düşünüyoruz. 22 ilden 6 ülkeden firmanın aldığı bir fuar gerçekleştirdi. Müdürüm, muhakkak fuar çiftçiler için de önemli. Bir çiftçi gözüyle bakmak gerekir. Neler kazanmıştır, neler beyinlerde yer etmiştir. Yani kendisi ilk olarak değerlendirmek gerekse. Şimdi bu tür fuarın aslında düzenlenme amacı şudur. Şimdi insanlar belli bir çaba sarf ederek, bir zahmetlerle çalışarak bir şeyler elde ediyorlar. Yani büyük kazanımlarının bu örneklerini buralarda sergileme imkanları doğuyor kendilerine. Nedir bu kazanımlar? Mesela geçenlerde basında bir tane sanayide ustamız haşhaş hasat kesimi geliştirmiş ilk defa olarak. Ve böyle bir tarımda yarar sağlayacak, işleri kolaylaştıracak, verimi artıracak bu tür teknolojilerin yer aldığı yerlerdir fuar. Tarımla ilgili hayvancılıkla insanların belki gelişmeleri yakından taktığı yerlerdir. İnsanlar burada 6 ülkeden katılımcı dedik. 6 ülkeden katılımcının o kendi ülkelerinde geliştirilmiş teknolojileri burada sergileme imkanları oldu. Bu sergide ürünlerle ilgili bizim çiftçilerimizin izleme imkanları doğdu. Bir, o zaman başka bir bölgenin, başka bir toplum, başka bir ülkenin tarım ve hayvancılığının kıyaslandığı. Baş açısı da galiba ortaya çıkıyor bu. Çünkü yani hem en son teknolojileri öğrenmiş oluyor insanlar. Çünkü tarımın içerisinde diğer bir ülkenin tarımını kastlama şeyi oluyor insandı. İmkanı evet. Olmuş oldu. Böyle durumda çiftçimiz ufuk genişlemiş oldu. Yaptığı işle ilgili ürününün kalitesini artırarak, verimini artırarak, yaptığı işle ilgili daha kolay güç kazanarak, güç vererek o yaptığı iş teknolojik kullanma imkanı doğru olacak. Yani fuarların en büyük amacı, hedefleri bunlar. Evet. Bir nevi tarım teknoloji fuarı. Kesinlikle öyle. Çünkü teknoloji deyince her bir alana girdi. Tarımda da birçok alet ekipman artık hasatıyla, ekimiyle birçok konu çiftçinin yanında yardımcı. Çiftçilerimiz hep şikayetçi. Devlet desteğimiz yok. İşte imkanlarımız kısıtlı. Topraktan kandıklarımızı biz tekrardan alamıyoruz, kazanamıyoruz. Bu teknolojiler kullandıkları makineler, aletler... ödenek sıkıntıları çiftçinin nasıl, size şikayet geliyor mu? Talepleri var mı? En çok şuna, şu toprakta şuna ihtiyaç var. Bunu edin, devletimizden isteği bu. Benim babam bunu karşılamıyor. Ya şimdi 2012 yılında biz 180 çiftçiye 1.8 milyon lira desteği sağladık. Yani 180 alet ekipman nedir? Mesela birçok alet ekipmanın tarımda kullandığı %50 desteğini verdik. Yani devletin bu anlamda yaptığı destekler yeniden ulaştı. Geçen seneki rakam 1.8 yeni rakamla 1 trilyon 8 eski rakamla 100 milyar daha azın bir rakam. Büyük bir rakam, doğru. Ama ben şuradan şu mesajı iletmek istiyorum. Aslında teknoloji kullanın. Teknoloji kullanmak yerinde. Ama müsriflikten kaçalım. Şimdi zaten arazi parselerinin çok. Yani birinci önceli çalışmalardan biri arazi toplaştırmasını yaptık. Evet. Tarımda çiftçinin aslında sistem ettiği tek nokta şudur. Girdilerini
Yani giderlerini yüksek tuttuğu için gelirlerinden kazanımları azdır. Zaman zaman bu girdileri gelirlerinin üstüne çıkmak. Bunu nasıl kazanım çevirir? Girdi maliyetini gelirlerini azalarak. Nedir? 5 hektar alan olan, 10 hektar alanı olan herkes çiftçi olarak traktörünü de almaya kalkarsa, her türlü teknolojiyi alarak orada tarım hayvan yapmaya kalkarsa bu müsriflik. Yani ki, düşün, her 5 dekar, 10 dekar alan için o traktör tarlaya defalarca sürmek, ekip biçmek için defalarca gidip geldi düşünün. Eğer ortak olarak 5 dekar, 10 dekar birleşirlik, işte 1000 dekar, 3000 dekar alanlarda ortak getirilse, yani belki herkesin o 5'er, 10'er dekar alan dışında mazot harcayarak safeci hem maddi kayıp, belki işte 1000-3000 dekar alanda traktörle halledilerek daha ucuz, daha az maliyeti işlerini yapmış olacaklar. En büyük işte bizim katılım gerçekleştireceğimiz bu. Arazileri ulaştıracağız veya birleştiği yoluna gideceğiz. İnsanların ortak hareket etmesini sağlayacağız. Bir kere ticarette şey vardır. Şöyle bir düşünce. Satarken değil, bir malı alırken kazanırsınız. Evet. Şimdi bize çiftçi gelirinden değil de gideriyle alakalı yapabileceği tasarrufları yapması gerekiyor. Bu noktada nasıl düşünülmesi gereken, yapması gereken şeyler bu noktada. Yine gazeteye vermiş olduğumuz bir röportajda zaafı düşünüyoruz. Beyanatınız var. Bunu biz gazetenin manşetine taşıdık. Geçtiğimiz günler ki hala devam ediyor. Ankara'da Egeillileri yöresel ürünleri fuarı var. Nasıl bir fuar hayalinizdeki nasıl katılım bekliyorsunuz? Amaç nedir? Şimdi şöyle açıklama yapmaya başlayayım. İlimiz bir kere gıda merkezi. Gıda merkezi olan bir yerde bu kadar yöresel ürünlerin de bulunduğu bir ilin tanıtılmasının ihtiyacı var. Markalaşmış ürünlerimiz var. Bunda sıkıntımız yok. Evet. Ama sadece markalaşmış olmak yetmiyor. Buraya yatırım çekmek gerekiyor. Nasıl olur bu? Şimdi fuarlar büyük yatırımcıları buraya çektiğimiz takdirde buradaki ürünlerin ticaretiyle bir ivme kazanılması daha kolay olacaktır. Yani buradaki ürünlerin piyasaya arz edilmesi pazarlanması noktasında daha kolay ivme kazanacağını düşünüyor. Düşünün de yurt dışından birçok firmanın yatırımcının ve burada hayvansal ve tarımsal birçok haşhaşımız, lukumuz, sucuğumuz, birçok ürünümüz var. Çok marka var. Yani bu konuda hem pazarlama noktasında hem de tanıma noktasında bu gıda fuarının buraya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu tarım fuarının hazırlanmasında aslında buradan şunu ifade ediyoruz. Tarım fuarının organizasyonunda düşen görevi aslında tarım fuarının hazırlanmasında organizatör firmayla birlikte çok kuruluşun da burada faydası oldu. Yani Belediye Bakanlığımızı, Ticaret Odası, Borsası'na, Ziraat Odası, Başkanlığı'nın hepsine ayrı ayrı katkı verdikleri için teşekkür. Bizim fuarla ilgili de böyle öncülüğümüz olacak. Organizatör firmayla biz görüşmelerimizi yaptık. Bir ayında eğer aksilik olmazsa bir organizasyonu buraya getirmeyi planlıyoruz. Ama şu an ne yapabiliriz, kimle getirebiliriz, nasıl ediliriz? Çalışmasını organizatör firmayla sürdürmek noktasındayız. İnşallah böyle şey düşeriz. Hüseyin Bey, belki konuyla alakalı değil ama bayram müdürleri vardır. Göreve geldiğinde yaklaşık bir yıl boyunca o ilin ise emniyet müdürlüğü ise asayişle ilgili, nüfus müdürlüğü ise nüfusla ilgili, tarım müdürlüğü, tarım ve hayvan il müdürlüğü ise o olanla ilgili bir yaklaşık bir yılını geçirir. Siz göreve geleli 8 ay oldu ama bir onlara hakimsiniz. Nasıl başardınız bunu? Teşekkür ederim. Aslında bunu duymak hoş bir şey. Normalde söylediklerinize katılıyorum. Bir idareci önce bulunduğu görevle alakalı o ilin durumunu analiz etmesi gerekir. Ve bu işte, ili tanıma süreci. Genelde 8 ay arasında idareciler ancak o tanıma evresindir. Ben Afyon'a adım attığımda Afyon'u ben alışmıştım diyelim. Yani birçok yapmam gereken görevi zaten biliyorum. Ve gelir gelmez kolları sıvadık. İnanın 8 aydır. Biz o alışma evresinde belki 5 yılda yapılacak birçok şeyi hak ettiği kazandık. Birçok şeyi de olması gerekenler bize noktaya getirme durumumuz. Gerek gıda güvenilirliği noktasında herkesin bilinçlenmesi. İşletmelerin kuralları tamamen riayet etmesi, ne olduğunu bilmesi.
Tarım ve hayvancılıkta yapacaklarımızı şu an ortaya koyduk. Bununla ilgili 8 aydır boş değiliz. Her şeyimizi hazırladık. Yani her noktada bilgimiz, birikimimiz, mevcut her şeyimiz hazır. Kimisi iğme almış gidiyor, kimisi geliştirmeyi bekliyor. Ve her şeyi biz şu an hakim bir şekilde, planlı bir şekilde sürdük. Bu konuda daha iyi gideceğiz, daha güzel şeyler kazandıracağız. İnşallah. Bilimiz. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında çalışırken, gıda üzerinde, özellikle gıdada hangi kurumlarla birlikte çalışıyorsunuz? Gıda... Hani görev dağılımı yapıp, birlikte çalıştığınız kurumlar mutlaka vardır. Genelde şöyle, sizin sorunuza şöyle cevap verebilirim. Konuya en yakın olan halk sağlığı. Çünkü bizim gıdadan zoonoz olarak insan bulaşabilecek bir takım hastalıklar olduğunda bizim halk sağlığı ile birlikte bir olması gerekiyor. Yani örneğini verecek olursam bir süt üretiminde bu selleri bir vaka tespit edilmesi söz konusuysa belki o nokta hastalığın çıkış noktasını halk sağlığı ile birlikte yürütmemiz icap edebilir. Gıda zehirlenmelerinde herkese bizim sağlık il müdürlüğü yapmamız gerekebilir. Bu konuda çalışanlar bunlar. Gıda ve Tarım Hayvancılık Fuarı'nda bir de sizin basına yansıyan bir söyleminiz var. Afyon'un gıda, tarım ve hayvancılık noktasında daha çok kalkınması, ismini duyurması, faaliyetlerini geliştirmesi için 84 madde belirledik. Bu maddeleri belirlerken niye öncelik, niye göz önünde bulundurdunuz? Şimdi biz aslında yani dışarıdan ne olduğunu biliyoruz. İlimizin neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ama bu ihtiyacın teknik bağlamda net ortaya konulması bu uzmanlık işi. Bir ekip zaten bunun için var. Ta sahaya kadar. Targel personellerimizden tüm ilçe teşkilatımızda birçok sıratmenler ekibimiz bu işi zaten böyle. Bir plan olmadığı takdirde siz geleceğiniz hedefe ulaşırsınız. Yani bir plan ne yapmayı, ne yapmanız gerektiğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Yoksa siz sadece o günü kurtarmak, o günü geçirmek adına o günün sonlarıyla sadece işler olur, günü geçirirsiniz. Evet. Değil. Bizim bu ile ne yapılması gerekiyor? Hedef. Tarım, hayvancılık ve diğer alanlarda her şeyi belirlememiz gerekiyor. Eğer bunu belirlememizsek zaten yanlışız. Yani yol haritamız yok ve nereye geleceğimi kimse bilmiyor. Herkes yollarını çıkardı. Bu 84 hedef dediğimiz şey bu yollarımız. Bu nasıl hazırlık diye açıklama yapayım. Şimdi tarladan hayvancılık işlemesinden köyden başlayarak bir çalışma oldu. İlçede bu çalışma değerlendirildi. Merkezde bu çalışmalar topladı. Burada biz bu çalışmalar üzerinde tekrar değerlendirme yaptık. Bunu bine yakın anketle birçok bekan kanalıyla birçok toplantıda madde madde görüşlerini alıp. Bu maddeler öncelikle göre. Şimdi herkesin tabii SK'lar ziraat odasını tutup borsaya, ticaret odasına, üniversiteye herkesin bu il için yorumlarını, beğenilerini, eksik yanlarını, ihtiyaçlarını belirleme noktası görüşlerini aldık. Evet. Bizim belirlediğimiz çalışma bu. Katkı sağlayacağınız şeyler neyse söyleyin. Eğer güzel şeyler neyse söyleyin. Bunu tartışarak, düzenleyebilir, artık net hale gerek olgunlaştırdık. Bu hedeflerin belirlenmesindeki SWOT analizleri bu ilin güçsüz, güçlü yani zayıf ve güçlü yanlarında ortaya koyduk. İhtiyacını oraya koyduk. 2013-2017 yılı arasında bu ile kalkındıracak 84 tane hedefi koyduk. Öncelik ne bu hedeflerde? Şimdi ben basına yansıdı. İlk 10 hedefi uygulamaya koyduk. Bunlar, şimdi teknik detaylarına girmemiyorum. Fakat yani geniş bağlamda yapacağımız çalışma konularını bulursam. Birincisi, bu jeotermal kaynağı ortamını geliştirecek bir çalışma olacak. Anda yetiştiriciliğini geliştirecek bir çalışma olacak. Burada işte yörenin iklimi, bölgenin iklimine yönelik koyun ve keçi yetiştiriciliğiyle ilgili çalışacak. Yani 10 hedefimizi belirledik. Bunlarla görevli komisyonlarımızı kurduk. Eğer sektörden olması gerekiyorsa proje içerisinde onları da içerisinde ederek çalışmalarımıza başlıyoruz. 10 hedefi bitirdikten sonra geri kalan 84 hedef içinde kolları sayacağız. Biz olmazsak da bizden sonra bu 84 hedefi yani değerlendirecekler. Kendilerince uygun olanı belki uygulamaya sokacaklar ama herkes için artık bu elin altında bir kılavuz olacak.
Örtaltı dediğiniz rüzgar temelli haklı ki Sayın Bakan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysiloğlu Afyonkarahisar havasının suyunun termal daha iyi olduğunu termal sıracılık anlamında neredeyse onlardan daha ön olduğumuzu söyleyip bir basın toplantısında. Siz de onu değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz Sayın Erdoğan? Şimdi Sayın Bakanımızın izah ettiği durum yani doğru. Antalya'da gerçekten bizim davancımız ısıtma yönünde maliyeti çok düşük. Doğru. Yani bu yönü bizim aslında bu noktayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz ne kadar alanımızı genişletir, bu yöne yöneltirsek daha az maliyetli. Çünkü iklimimiz diğer seraya uygun değil. Hani jeotermal ısıtmalı mutlaka amacı öyle. Yani diğer ısıtma maliyetli olacağı için tercih edilen bir yöntem değil. Biz bu ilin bu ağacını biz bu yönü doğru düşünme çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu onda var. Müdürlerin arasında evet. Var. Kredi sürümüne gireceğim, sormak istiyorum ama bunun ilgili bir çalışmanın projeniz olduğunu biliyoruz. Hemen mi soralım? Evet, oradan bir isterseniz kaliteli süt üretimi için, kaliteli süt teyi için Afyonkarahisar'da planladığınız, yapmak istediğiniz bu projeyi anlatır mısınız? Şimdi bu çalışma ilgili her çalışmasının bir an uygulama sokulu mümkün değil. Bunun da altyazı mı olursa gerekiyor? Neler buluyorsunuz bu arada Sayın Arap? Sürekli vandaşın menfaatine yarın olarak gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bazılarının işine gelmeyebilir. Biraz sonra sanırım anlayacaksınız. Sürama ile alakalı sıkıntı olacak ama vandaş açısından güzel olacak. Aslında şöyle. Bazen insanlar hani ufku geniş olmayınca ileriyi göremeyebilir. Biz en alt çiftçiden bu işi yapanları yapacaklarımızı doğru anlatabilmemiz gerekiyor. Yani sindire sindire bunun kendi menfaatleri olduğunu ne gerekiyorsa, nasıl gerekiyorsa bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Elbette bu aşamayı sabote edenler, engellemeye çalışanlar, ticari kaygılarından dolayı endişe yaşayarak, belki bunu abartarak bir kitle oluşturmaya çalışanlar olacaktır. Ama biz doğru olanı belirledik. Bundan geri adım atmaya hiç niyetimiz yok. Yola devam edeceğiz. Ama bu yaptığımız çalışmada ilin sadece yıllık getirisi, ekonomiye getirisi kadarı bir rakamla 20 trilyon olacak. İyi. Bakın rakam. Sayın Bakanımız da açıklama yaptı. Sütümüzü Avrupa'ya ihraç edebiliyoruz. Ben Afyon ilimizden sütümüzü ihraç edemeyelim. Yatırımcılar buraya kaliteli süt temin edemediği için başka illere kaçmış durumda. Evet. Niye yatırımcılar buraya süt işleyen büyük fabrikaların kurmasıdır? Çünkü süt üreticisinden alınan sütü kaliteli şekilde toplayıp yerine ulaştıramıyoruz. En büyük sıkıntımızı. Biz bunu neyle ciddi bir proje hazırlık kararlar aldık. Bu kararı 1 Mayıs'tan sonra uygulamaya geçireceğiz. Şöyle konuşuyorum. Bu karar nelerdi? Kısa bir reklam arasına gelip diğer bölümde de bu kararları istersen araştırmamızı paylaşalım. Sevgili izleyiciler, Dağ Tarım ve Hayvancılık, Afyonkarahisar İl Müdürü Sayın Hüseyin birlikteyiz. Reklam arası vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. TV Mobil uygulamasıyla kanal kesintisiz yayınla daima yanınızda. iPad ve iPhone'dan BlackBerry, Android ve Nokia telefonlara kadar artık sevdiğiniz programlardan haberlere, belgeseller, dizilere kadar Kanal 3'teki hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca mobil uygulamalardan bulunan Kanal 3 Facebook ve Twitter sayfalarını ziyaret edebilir ve her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Kanal çekilen canlı olarak yayınlanan üçüncü boyut Boğaz'da Vahit Müşim'i konuk ediyor. Polis saldırısını kutlanan şu ıspartenin çalışmaları Helen Atılır'a en güvenli açısından çalışmalarına sonuçta konuşulacak programı Sayın Ulusoy hazırlıyor. Kanal 3'ü Sartesi Mustafa Kaya'ya katılacağı üçüncü boyut. Her gün çığ salı problemi daha da sıklaşıyor. Bu haberde ishal konuşuluyor. Yani tedavi yöntemleri ve korunma yolları ishal uzmanının anlamıyla kalıyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şeyh Kutlandı Tıkırı, Profesör Doktor İsmail Bağ'ın sunumuyla Pazar 30'da kanal ekranlarında. Şehir ve bölgesinde kültür sanat kapsamında gerçekleşen etkinlikleri ve sanata dair insan hikayelerini merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Tiyatro, müzik, sinema, cam, seramik, resim ve sanata dair pek çok alan. Pembe Koç sunumuyla Şehir Life programında. Sağ gündem değil, tüm gündemleri ilgilendiren siyaset, tabii ki siyasetçilerimiz. Herkese eşit mesafeden, tarafsızlıkın ödün vermeden, bölgedeki siyasilerimizle, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden konuklarımızla karşınızdayız. Siyasetin dünü, bugünü ve yarını Yasin Köksal'la geniş açıdan. Bu hafta Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Dişililer Gecesi'ni ekranlara giriyor. Gurbetçi eylemesine katılıp Mehmet hasretine tanıklık ediyor. Gurbetelilerden ana vatana köprü olmak ümidiyle oradan Dişi kasabasına uzanıyor ve alınan silahları yine ulaşıyor. Bizim eller Hamza Top sunumu eğlenceli gündemleri röportajla dolu bölümle daha cumartesi yine Kanal 3'te. Pazar günleri neşelendiren, tatil ekranını canlandıran valla hafta sonu esprili, müzikli ve keyifli sohbetler için sizle ekliyor. Sosyal medyada popüler, birbirinde eğlenceli ve ilginç videolar, hayatın içinde yaşanan en yalın anlar programı. Vural Kızgül'ün hazırlayıp sunduğu Vural'la hafta sonu pazar saat 11'de kanal açtı. Tabii arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben hayvancılık il müdürü Sayın Hüseyin Arap bizlerle birlikte. Müdür Bey, biraz önce projeden bahsettik. Stoklamayla alakalı bir takım projeden bahsettik ama bu kararlar neydi? Almış olduğunuz kararlar. İsterseniz onu bir vatandaşlarımıza anlatalım. Sonra devam edeceğiz. Peki. Şimdi aslında bu çalışmamızın da bir altyapısı 6 ay öncesinden başladı. Biz bir çalışma yaparken önce mevcut durumun analizini yapmamız gerekiyordu. Bunu yapabilmek için de bu sektörün içerisinde insanları bir araya getirmemiz icap etti. Hem kooperatif hem birlik bakanları, bu sütle ilgili sektör temsili hepsini bir araya getirdik. Evet. Ve bir sıra toplantı yaptık. Bu toplantılarda durumu değerlendirdik. Yapacaklarımızı anladık. İçlerinden bu işi ben inanabildim. Afyon ilimizin
köyün kadar, köylerine kadar, ilçe dahil köylerine kadar durumunu ortaya koyduk. Nerede ne ihtiyaç var, nerede ne toplanıyor, nerede ne kadar üretim var, eksiğimiz nedir, bunları ortaya koyduk. Sonra neler yapılması noktasında bunu düzeltebilecek, eksiklikleri nasıl giderecek noktasında kararları almak kaydıyla yürüye koymak istedik. Bu karar şöyleydi. Birincisi, şimdi çiftimizin ineğin memesinden çıkan süt kıtı. Evet. Şimdi eğer kaliteli şekilde bu sütü değerini işleme tesisine, toplama merkezine başladığımızda çiftçinin asıl mantık şu an kalitesiz nakillerinden dolayı el kuşa satıyor. Biz sütü zamanında 2 saat ulaştırdığımız takdirde, çünkü bundan bakteriyle alakalı bir şey, sütü 1 lira kadar, 1 lira 10 kuruya kadar artık. Burası önemli. Sayın çünkü süt üreticileri genelde bununla yakınıyor. Yem bu kadar, sam bu kadar, buğday bu sütümüz kadar. Sütümüz para etmiyor. Kesinlikle. Buradaki sıkıntı o da toplayıp. Kesinlikle biz yaranın üzerinde parmağımızı bastık. Şu an işte yapılacak iş bu noktada bizim bir kere toplayı stok etmemiz gerekiyor. Neler yapıyor bu sütler? Şimdi bir kere daha öncesinde bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bir süt toplayısı sabah çıkıp köy köy akşamlara kadar süt topluyor. Böyle süt olmaz. Yani sütü kadar ulaşacak köy her yerden sıra meyve alır gibi toplayamaz. Bak, biz saatleri verdik. Sabah 8 arası. Tabi bu biraz bir şey işte. Akşam 8 arası. Bu arasında sütü toplayacaklar. Bunun dışında hiç kimse orada süt arası bezmeyecek. Çünkü bunun kontrolü gerek jandarmaya gerek bizim peşimizde olacak. Yani bu bir özellik. Şimdi o kadar plastik kötü şartlı kaplı. Yani sütün içerisine daha doğrusu sütle tepkileşime girerek sütü zarar verecek o kaplarda kullanırdı. Biz mevzuatın gerektiği olması gereken kap kullanmasını sağlayacağız. Bir de bu süt kullanacak araç bize müracaat etmeleri gerekecek. Bu kararlarda bir süre ve belli aralıklarla yürürlüğe girecek. Bunların hepsinin tarih ve zamanı belli. Bu araçta biz pikandırma yaparız. Bizden onay almayan araç süt toplama için geçmeyecek. Bu süt toplama araçlarındaki şunun için soruyorum. Soğuk hava yapısı olan bir kamyon sütleri aldığı gibi biliyordu. Evet. Bundan sonraki mevzuatta o araç standartında değişiklik mi olacak? Şimdi kere söylediğim gibi plastik malzemeli kaplar ortada kalacak. Biz mesela için özellikle taklar olması gerekiyor. Yani aracın taşıyacak aracın özüne kadar, daha doğrusu işte, sütü kötü etmeyecek. Bütün şeyler bizim arkadaşlar teknik ekip tarafından değerlendirilecek uygunsa pila verilir ve trafiğe. Ve bu araçların da güzgahları belli. Yani, bir araç o 2 saat içerisinde sütü toplayamayacak düşünülen birçok köye gelmeyecek. Yani aynı o 2 saatte yaşayabileceği toplayı yerine götüreceği kendisinin belirleyeceği bizim öngörelimiz yerde bu araçların güzergahları artık hem izlenebilirliği sağlamışlar. Yani aracın üzerindeki tankın birçok bu konuda bizde yapımcının izlenebilirliğini sağlamıyoruz. Yani aldığımız kararda şöyle süt aracılığı eğitim yani 500 süt aracılığının eğitimini bilerek gerek ilçelerimize gerek il merkezimize süt aracılığının neler dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadarla ilgili bilmeleri gerekiyor. Hangi kurallara uymaları gerekiyor. Ve alınan kararlar doğrultusunda ne zaman neyi müracaat ederek sahip olmalı gerekiyor. Bütün bu hem hijyen hem bilgilendirme toplantılı. Şimdi o insana karşılarım zaten plaka almalı gerekiyor. Plakayı aldıktan sonra güzergahlar belirlenecek. Ve 1 Mayıs'tan sonra biz bu kararı yürürlüğe koymak kaydıyla düşün 50 kuruştan çiftçinin eline 1 lira 10 kuruş yakın sütün miktarını atamıyoruz. İneğinin 20 litre sütünü 30 litreye çıkardık şu an. Doğru. Onunla ilgili bir olan iyi iki yapmadık. Yapma. Şu an onunla ilgili çalışmalarımız da suni tonlamalarımız, kültür ırkı ile ilgili bu hayatı geliştirme çalışmalarımız olacak. Oluyor. Ama bu yaptığımız sadece var olan sütün değerini arttırmakla. Vatandaşımızın eline yıllık Afyon genelinde 20 milyon lira daha fazla para girecek. Es parayla 20 trilyon. Es parayla 20 trilyon. Bakın siz de serçleri serzenişlerini söylediniz çiftçilerimiz. Süt para etmiyor, yem fiyatı bu kadar. Evet. Bakın süt etmediği müddetçe dişi hayvanların kesimi yapılıyor. Hayvan demek dişi hayvan demektir.
Yani popülasyon artmak için dişi hayvana ihtiyacımız var. Siz süt para ettiğiniz zaman bir hayvanın hemen çiftçi onu et olarak görür ve kesin sevk eder. Dişiler kestikten sonra bu sefer hayvan sayılarımıza ilgili problem yaşarız. Yani bizim hayvancılığımız ilişkimiz. Bu popülasyon artmak için bir kere sütün para etmesi gerekiyor. Bizim bu biletin işini de kolaylaştıracak. Şunun için söylüyorum. Süt destekleme, hayvan destekleme, süt kendi yerinde, kendi üreticisinde üretmeye başlayınca artık desteklemeler kalkacak. Bir nevi devletin yükünü de almış olacak bu sizin yapmış olduğunuz. Yani gerekirse devlet ülke genelinde tabii yalanlı yönelik desteklemeleri değerlendirir. Yani tabii desteğin yönünü farklı kaydırabilir. Yani çalışma sonraki yapılacak çalışmalar arası verimliyse yapılır. Ama şu var, ilk etapta bizim bağlı kendimize gitmemiz gerekiyor. Bu ilimizin kanayan yarası ve buna parmağımı bastık. Bunu inşallah izniyle başarıyla sonlandıracağız. Ama şu aşamada şöyle. Şu an bütün çalışmalarla ilgili takip kontrol şu an bir. Yani biz durumu değerlendiriyoruz. Eğer sizin yarım saat, bir saat öne geri alınması icap ederse kritik o kontrol edecektir. Yani zarar görmemesi adına şimdinin üreticinin elinde süt kalmaması bir kere bizim tekrar alınacaksa alınacak. Ve geçiş süresinde çeşitli düzenlemeler alınacaktır. Ama genel itibariyle bu yapılacak çalışma yapılması gittiği için sonuna kadar. Durum programa başlamadan önce konuşurken ki adamda mezbahalığı neleri, mezbahaları sıçtıran müdür anımsanabilirsiniz diye söyledi ama eğer bu proje gerçekleştirirseniz makine oluşursa sütümüzü para eden müdür olarak Afyon Kalesi'den almaya başlarsınız gibi bana. İnşallah yani şimdi sadece sütle etle anılmak değil. Yani bu ile sağlığımız sağlık çünkü bu iki bir işidir. Çünkü bu işe müdürümle bir ekim dışında yapıyoruz. O da işte bunda bir kısı vardır. Ekip bir şeydir. Biz ileride geriye baktığımızda onu duyacak. Bizim burada da bir şeyleri burada bakanın sevincini yaşamış oluruz. Evet inşallah. 2012 yılına dönüp baktığımızda şunları hedefle yaptık dediklerimizi. Şöyle sıralandırırsak tarım, gıda ve hayvancılığı da. Hedefimiz buydu. Bunları dedik, projelendirdik ve hayata geçirdik. Aslında şöyle diyelim. 7. aydı benim göreve başladığım. Evet. 2012'nin 7. aydı ama 2012 yılı faaliyetleri şöyle değerlendirelim. Yani biz özel idaresinden yaklaşık 550 liralık bir alt projeyi sattık. Kimisi başlayınca 200 ton sertifikalı ton dağıtması, erken uyarı sistemi kurması, hayvan hastalık programında aşı ve ihtiyaçların karşılanması. Böyle proje il özel idaresinden kaynaklı burada çevirdik. Yaklaşık şöyle, kamsal 39 demonstrasyon çalışması yapmışız. 30 da ekinle yapmışız. 39 demonstrasyon derken örnek kim gerçekleştirmişiz? 19 tarla günü yapmışız. Yani 19 evet. Yerde bunun tutun. Çünkü siz yeri tutuyorsunuz, yeri alıyorsunuz, onu çiftçilik bilgilendirme hakkında bir şey yapıyorsunuz. Yani tutun ekiyorlar. Bu tutun, bu yan tarlada şuydu. Bizim ektiğimiz bakın bu eklemde yani çiftçilerimiz olduğu için bizim göstererek yaptığımız çalışmalar. Yani 1009 çiftçi tutması yapmışız. 22 kurs düzenmişiz. 16.000 çiftçi bilgilendirme yapmışız. 6.000 ifle birçok konuda onaylanmasını sağlamışız. Yani 6.162 çiftçinin borç harcını yapmışız. 35 milyon lira tarımsal destek 2012'de ödedik. 16 milyon sadece hayvansal destek 2017 müdürümüzün faydaları. Mesela yine gıda için tam doğaç aldık. Yani gerekiyorsa birçok şeyi 2012'de sen başladık. Son benim yine söyleyeyim mesela biz bu için biz için şöyle bir çalışma yapıyoruz. Organize sanayi hayvanlık bölgesinin kurumuz. Bununla ilgili hem sekreteryasını hem de işin aslında tik edilerek yetki ve kurum olduğumuz için bu işi yapacak kurum kuruluşların öncülüğünü yaparak sekresiyle birlikte bir an etmesini amaçlıyoruz. Bununla çalışmamız var. Bol dedi. Bir ülkeci takımda organizasyon hayvancılık bölgesinin bu içerisinde bir noktada etmiş bir aşamaya getirmiş olsun. O zaman 2013 hedeflerimiz içerisinde belirlediğimiz gıda fuarını açılması. Evet. İkincisi organize hayvancılık tesisinin kurulması, süt tesisinin kurulması, Afyon'da katilsiz üretimi tesisinin proje, kurulması. Evet, süt projesiyle ilgili buraya kazanım sağlamış evet. Olacağız. Tabii yani
Şöyle 2013 yapacak olursa 2012'de sen yapacaksan bunun için sen program yapmamız evet. lazım. 2013'te yine bir projemizden biri. Allah izniyle sonunda şu an kargeçim halindeyiz. Babana yolu üzerinde eski tuğla olduğu 10 bin dekar rakam değil. Alanı biz sahilde tekrar tarıma kazandıracağız. 10 bin dekar üzerinde şahıs hazırlı olan yerleri de bir köy aşaması. Arası satması yaparak o da ortak tarımı yere katıracağız. Bu büyük projeden bir. Buna da gelişmelerimiz sürüyor. Evet. Programın sonlarına doğru da diyoruz Sayın Müdürüm. Eğer genel itibariyle toparlamak gerekirse hem tarım hayvancılık il müdürü olarak vermek istediğiniz mesajları istersen programda. Peki şimdi ben Afyon Karahisar'ımız aslında her şeyin en güzeline bak. Biz bu konuda ilimiz merkez olarak kalbi olabilecek noktada. Tarım ve hayvan noktasında da gerçekten ilimiz ülkenin diğerleri etkin ve yoğun yapılanları arasında. Biz bu noktada ciddi çalışmalarımız yapılıyor. Kısmen yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Yani bu konuda ekibime güveniyorum. Layıkıyla çok güzel şeyler burada başaracağımızı inanıyorum. Bu konu yapmadan da kezden de bekliyorum. Evet. Müdürüm, yönetmen arkadaşımızdan rica ile bir iki de bize verirse biraz önceniz ya o toplama araçlarıyla alakalı sizden PK alacak. Evet. Bizim belirlemiş olduğumuz yargahlarda. Ancak kırsal kesim için şöyle bir sıkıntı var. Bazı yörelerde hani bu su motorlarıyla yanmış taşıtlar var. Patlayabiliyor, traktör gibi. Bunlar römorklarında ve kasalarında su toplamayı gerçekleştiriyor. Ondan sonra konuluslar gönderiliyor. Peki burada nasıl bir enge sağlayacaksınız ya da bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Şimdi bizim üzerindeki ekipmanlar yani neyle taşındığı değil. Acının neyle taşındığı önemli değil. Acının şöyle taşındığı, neyle taşındığı bizim için önemli. İşte sütü taşıyacağı mesafeler o zaman aralığı bizim için önemli. Yani bir el yapımı patla olmayacak. Ama patla toplanırsa onun güzergahlarında böyle iyi irilenmiş bir esas şey olması lazım. Güzergah konusu lazım. Yani normalde kavramayacak o mesafeyi için güzergahın belirlenmemesi gerekiyor. Bu konuda biraz hassas olacağız ama patpat üzerinde alet ekipmanını tağladıktan sonra süt toplaması sakın yok. Bizim amaç içine alınan kalın sütle etkileşime girmeden sütü bozmadan belli o saat aralığında ulaştırılacağı yere ulaştırabilecek olması. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz sağ olun. Ben Gıdarım Hayvancılık Afyon Karahisar İl Müdürü Sayın Hüseyin Arap'la birlikte 2013'ü denildi. Hem neler yapalım 2012'de neler bunu konuştuk. Efendim özellikle hani biraz önce söyleyeyim ya sadece mezbahaları denilen kontrol eden müdür değil. İnşallah bu toplama işi projesi gerçekleşirse o üreticinin sütleri pay etmeye başladığında sütümüzü paylaşan müdür akıllar kalacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum.